kaybettiğimiz an İstanbul'u kaybettiğimiz andır. Anadolu'yu kaybettiğimiz andır. Biz idealistiz. Anadolu bizim topraklarımızdır, yurdumuzdur. Kudüs bizim topraklarımızdır. Darül İslam olan müminlerin yurtları bizim topraklarımızdır. Allah yardımcınız olsun. Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkabilir. İslam ve Miraç olayıyla Kudüs'ün son kutlu misafiri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmuştur. Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ve insanlığın ortak meselesidir. Tepkimizi dile getirme adına anamur olarak düşüncelerimizi ifade edip arkasından da Sayın Hocamızın duasıyla tamamlamayı düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanlarımızın kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türk'üyle, Arabı'yla, Kürdü'yle, tüm Müslümanlar da Selahaddin Eyyubi'nin ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini elbette göreceklerdir. Türkiye'nin insanlığının silüeti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların İslam Birliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına da inanıyoruz. Ya Rabbel Alemin, müminlerin ilk kıblesi olan, harem bölgesi olan Kudüs üzerinde kirli oyunlar oynanmakta ya Rabbel Alemin. Sen bu oyunları çöz ya Rabbi. Allah'ım bizlere bu oyunları çözecek güç, kuvvet, birlik, beraberlik ver ya Rabbel Alemin. Amin.